Kalkın geliyor bize. Ondan sonra yengeciye teslim ediyor. Kalkın kolay değil ama kalkın en yakın. Yakın bale yolundan geliyor. En yakın buradan bale yolundan geliyor. Kalkın yengeciye bırakıyor. Yengeci Çanakkale'ye götürebiliyor yani. Yani bir iki sefer götü hanımı. O ulaşım daha iyi şu an. He, böyle yapıyorlar yani. Kalkın öyle yapıyor. Peki köyümüzde ortalama yaşımız kaç şu anda? Ortalama yaşımız 55. 55 şu an. Evet. Ama sonuçta herkesin yeri yurdu, memleketi. Aynen. Burada yaşaması aynen gerekiyor. Başkanım. Burada bu imkanları yaratmamız gerekiyor. Bir arada olmamız gerekiyor. Burada evet. Sağ olun. Allah'ım razı olsun. Valla devletimiz de insanımıza yardımcı olması lazım. Sosyal devlet yardım eden olmak demek. Ama işte imkansızlıklar belki var, yardımcı var. Olamıyor. Yardım. Biz de elimizden geleni yapıp Allah razı olsun yardımları yapmaya çalıştık. Bir yolumuz çok sıkıntı evet, bizim. Aspat olmadığı için. Bu arada ben Yenice'liyim. Belki sizler bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum valla. Yenice'de yıllar önce ilk öğretim müdürü vardı. Bayram Ali Ural. Onun oğluyum ben. Ben inşaat mühendisiyim. Özellikle bölgede fazla kalmadım ama uzun yıllar sonra tekrar gelip Çanakkale'ye yerleştim. Şu anda Çanakkale'de de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyım. İnşallah. Yani Yenice'li bir kardeşimiz şu anda il başkanım oldu. Bizler daha iyi işler yapmaya Allah çalışmak razı zorundayız. Yenice hep bir kenarlarda atılmış, köşede kalmış bir yer. Hele hele ki sizin bu bizim bölgemiz. Yenice ile Bali arasında sıkışmış kalmış bir yer. Ama buraların terk edilmemesi gerekiyor. Buralarda da yaşam olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde el birliğiyle, İnşallah. Sizlerin de destekleriyle, tabii. Yenice'li insanlarımızın da, sizlere sahip çıkacak insanlarımızın da bir yerlerde olması için desteğiniz olması gerekiyor. İnşallah. Çünkü bu uzakta kalmak, biraz kenarda kalmanın en büyük etkisi bu. Bakın bize intikal etti. İşte ilçe başkanımız böyle bir konuyu dile getirdi. Biz de belirli imkanları zorlayarak olsun, size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olasınız. Başkanlar 15 sene oldu. 15 seneyi geçti. Yapamadık. Evet. Yolumuz da çok zor durumda. Heybosta planlı programlı bu. Her zaman için hep bütçe gitsek, durumundan biraz da buradan asfalta bağlantı kaç kilometre? Bura çok uzak beş, ya. 5 kilometre. 5 kilometre. Pazarköy. Bura 5 kilometre bura. Buradan daha zor. Hayır o değil. Buradan Pazarköy 5 kilometre. Buradan asfalt. Yok asfalt da 5 kilometre. Aynı. Heykele kadar 7 kilometre. O zaman yanlış konuşmuş. Burada asfalt aynı. Pazarköy de aynı. 5 kilometre. Şimdi bizim bir işimiz oldu Pazarköy. Ya başkanım acaba bana yol ağını alındı mı? Bunun bir örgünü vursan bizim sıkıntımız bura yani. Bizim bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak devletin neyi ne zaman ne programı aldığını bilemeyiz. Anladım. Bilmemiz çok zor. Evet. Ama doğru. Devletimizi yönetenler zaten çok farklı bir yönetim anlayışı. Biliyorum. Yani onların derdi böyle köy yollarının bulması, küçük köylerin kalması değil. Onların derdi daha başka. Büyük şehirleri de daha büyütmeye çalışıyorlar. Bakın tabii. İstanbul'a belki hiç gitmeyeniniz vardır, gidenleriniz vardır. Tabii. Şimdi İstanbul, var olan İstanbul'u 2-3'e katlayacaklar. Nasıl olacak orada yaşam? Ben gidip geliyorum, benim okuduğum okul İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul'da okudum. O yıllarla bu yıllar arasındaki farklar çok farklı. Çok farklı. Ama toplumu bir yere toplamak meseleyi çözmüyor. Siz üreteceksiniz. Burası daha küçük bir köy, Pazarköy üretecek. Ama üreten halk, üreten insan ürettiğinin karşılığını alacak. Çocuğunu okutacak. Benim annem de köy ebesiydi Yenice'de. Çakırlıyım ben aslında. Çakırlıyım. Evet. Şimdi bakın ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Yenice'de 3 tane ineğini sağıp her gün, her hafta, perşembe günü pazara yoğurt getiren ben insanları tanıyorum. Onlardan her hafta ben bir kova yoğurt alıyorum. Ama o insan 3 ineğiyle 2 tane çocuğunu okuttu. Şimdi bugün kurduğunuz koşullarda siz 10 tane ineğinizle 2 tane çocuk okutabilir misiniz? Okutamazsınız. Yani demek ki ne oluyor? Şans yok. Doğru. Yani bir şeyler değişiyor. Bir şeyler değişiyor. İşte bu değişime müsaade etmemiz lazım. Evet. Yani